ruhsattan sevdim teşhisinde genel olarak bir zorluk yok diye. Şimdi hasta geldiğinde zaten bir klinik muayenesi olacak. Yani hastaya bir parmakla rektal muayene yapılacak. Prostat hakkında bilgi sahibi olacağız. Daha sonra hastanın idrar tahlilini yapacağız. Ultrasonu yapacağız. Muayenesini yaptık. Ve akabinde eğer daha ileri testler istiyorsak, yayılma düşünüyorsak bir kemik sintigrafisi yapılabilir, MR yapılabilir, tomografi yapılabilir. Bir de tabii PSA'yı baştan yapmıştık. Ve bu şekilde tanı konu ve prostat kanserinin hangi evrede olduğunu tespit etmiş oluruz. Ona göre de medikal tedavinin cerrahi tedavi yapılacağına karar veririz.